Merhabalar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Mesela tam hepiniz. Güneşe mi çıksak acaba? Yok, kötü mü görünüyor? He, duvarlar çok kötü gözüküyor. E, duvar boşver, boyayacak halim yok. Dur şuraya da çekeyim güneş burayı. Orası nasıl? Aa, Can abi arıyor. Vallahi. Gel tabi abi, hadi gel. Açtım. Çekiyor mu? Çekiyor. Ben şöyle dedim, daha iyi görünüyor. Bir saniye. Evet. Niye bu sıcakta kazak giymişsin? Tam telefon kazaktan kaçıp gidecektik. Biz şu an dişçiye gidiyoruz. Biliyorsunuz bir haftadır dişim var. Ben gelmiyorum. Sen gitmiyorsun. Valla Kadir'inki tane korkudan dişçiye gidiyor. Yok, korkudan değil de ben dişçim başka. Ben nota avtamayı sevmiyorum. Ya ben nota gideceğim mecbur çünkü ilaçlarla duruyorum. Dün nişanda da sürekli ağladı ve bir haftadır ağrı ve sürekli ağrı kesici artık baydı beni. Mecbur gideceğim. Viyana gidersen zaten Türk dişçisi var. Orayı, o çok iyi bir dişçi. Oraya gideceğim işte, onu bekliyorum. Bu arada da video paylaştım ya, nişana falan gittik işte. Dediğim gibi çok birinci derecede akraba ve artı Mirzoş, hani çok şükür benim için öyle şeyler engel değildir. Hayatınızı devam etmek, hayatınıza eğlenmek. Zaten beni tanımışsınızdır. Ben öyle depresyonlara girip kendimi yok edeceğim. Bu arada Mirza'nın durumu da çok iyi yani. Çok iyi yani, şey edecek biri değilim. Tabii ki de bunu Rumeysan falanla konuştum, gitmeyecektim. O da git dedi, niye gitmiyorsunuz falan. Kötü bir şey değil. Benim için yemek yiyor mu yiyor, çok şükür oynuyor, eğleniyor, ağrısı yok, şeysi yok. Ufak tefek sızıları geliyor. Aynen. Ama o da gayet normal. Hani evde durup da isyan edip, ağlayıp, zırlayıp hiçbir şey elinize geçmez. Siz kendinize dert koyarsınız, hastalık koyarsınız. Ben valla cenaze olmadığı sürece, hani ölüm, ben giderim, düğüne de giderim, eğlenirim de, oynarım da, ağlarım da. Yani ben böyle bir insanım. Ama mesela Sevil benim tam tersim. O mesela artık 3-4 ay ağlar, sızlar, o bir olay oldu mu kendini öldürüyor. Ama ben öyle bir şey, öyle biri değilim ve bu da bana Allah'tan verilen bir şey. Yani hayatı o kadar... Bende de öyle, biliyor musun anne? Evet, Kadir de benim gibi. Hani mesela bak, Kadir kaza etmişti, arabası çöptü. Akşam ağladı, üzüldüm, bitti. Sabah bitti olay. Vallahi. Benim için. Ben kalktım, düğün vardı, yine düğüne gittim, orada da oynadım, eğlendim. Canınız sağsa, eliniz kolunuz tutuyorsa, hani... Yemeğinizi şükür etmek lazım, şükür. Bu hamdolsun ki çok iyisinizdir anlamda. Tabii ki Mirzoş'um çok çok derecelerde yanmış olsaydı, hani 4-5 derece yanık olsaydı. Zaten sen Viyana'da olurdun, evet, şimdi. Evet, o zaman zaten ben hiçbir şey durduramazdı. Giderdim komada falan, ama çok şükür öyle bir şey yok. Tabii ki de hassas olduğu için yaralandı, üzüldü. Kızım da keyfi yerindeydi. Hepimiz güldük, hani telefonlaşıyoruz, 24 saat kameradayız. Onun için hiçbir sakınca yok. Siz de dert etmeyin ve siz de benim hayatı yaşadığım gibi yaşayın. O zaman gerçekten daha dinç, daha sağlıklı ve daha mutlu kalırsınız. Ve diyorsunuz ya hep bana, bu pozitif enerji nereden geliyor? İşte buradan besleniyorum. Kötü olan şeyleri kendime üzerimde taşımıyorum. Ve onları iyi işe yöne çevirmeye çalışıyorum. Hani hayatta her şey olabilir. Diyorum ben ne yapayım da, hani sonuçta o da olmuş, o da olmuş. Hani oradan da kendini mahrum etmek bana göre yanlış. Tabii ki saygı duyuyorum. Sizler farklı düşünüyorsunuz, sizler farklı algılıyorsunuz. Ama ben de öyle değil. Yani hiç şaşırmayın bana böyle bir anda kötü olay ve ertesi gün güzel bir olay. Çünkü aradan da zaten dördüncü gün. Hani piştim yani. Güneşin altında ya. Valla piştin mi? He, bir de ceket giymişim sıcakta. Zaten nişan da dördüncü gün. Dur güneşi çekin, bekle. Bekle güneşi çek. Nerede ya? Baya baya iyi. Hatta eve gidiyor işte. Bugün eve gidecek. Dün de aynen. Çok iyiydi. O yüzden hani aynı sıcağı sıcağına tabii ki de kimse gitmez. Ama değildi. Çok şükür doktorlar çok iyi dedi. Ve öyle şey değildi durumu, Allah'ıma hamdolsun. Neyse biz Can'ı bekliyoruz aşağıda. Biz gidelim bir bakalım hani dişçide neler yapacağız. Aha, sen kesin çok beklersin. Bir daha pazar. Allah olsun, bekleyeyim, yapsın da beklerim. Aynen. Bir şey yok gayri. Hadi bakalım hep beraber gidelim ki de Kadir de size çekeyim. Hadi sen nereye gidin, nasıl bize eşofmanlar da giymişiz. Yo, ben de rahat şaport giymişsin. Şey Burak Gül'ün yanına gidiyorum ben de. Ha. Yanına içecek aldım bak. Ha, siz Sazırkan mı gidiyorsun? Azadın içecekler. Oradaydı ya. Nedense yani çocuklar işte, kaç yaşına gelirse gelsin şu çabuklu içeceklerden vazgeçmiyorlar. Ben sevmiyorum onların tadını. Geç, ben genel olarak içecek fazlasıyım. Normalde portakallı acıyız ya. Ha. Azat elinde görürse der abi o benim. Yo, ona söyledim, istiyor mu yok dedi. Vallahi. Dedi yeşilini istiyorum dedi. Yeşilini babası istiyor. Giydiriyor şu an yukarıda, ondan kaçacaktık koyar dişçiye, artık canla uğraşır dışarıda. Vallahi yapacak bir şey. Seni Obendorf'a mı bırakacaksın, Salzburg'a mı geliyorsun? Obendorf'a. Aa, okey o zaman. Hadi bakalım, afiyet olsun sana Kadir. İçeceğim mi? Neyse ver bir yudum alayım ya. Tamam.
Neyse dişim ağrıyor, almayayım almayayım. İntap mintap varsa sağda bulaşır Kadir, diş tehlikeli. Dün hava niye böyle sıcak ya, 11. aya gireceğiz. Keşke dün böyle olsaydı nişanda. Yağmur bir yağdı. Dün acayip yağmur. Hiç dışarıda resim falan çekemedik. Vallahi ne yapayım. Öyle işte, hadi bakalım gidelim. Evet kızlar, dişçiye gittim. Maalesef dişsiz eve gideceğim. Kapanmış bile. Bugün erken kapatıyorlarmış. Allah'ım ya Rabbim, ben de dedim ki hani acil olduğu için bayağı uzun açıktır. Meğer saat 5'te falan kapatıyorlarmış. Şu anda saat 5.30'a geliyor. Yarım saat gecikmişim. Artık mecbur yarın sabah kendi dişçime giderim. O Bendorf'takine. Bizim oradaki bir dişçiye giderim artık sabah. Kapalı vallahi. Şu an ağrı yok da geliyor işte, doğum sancısı gibi girip girip geliyor. Neyse bir evde konuşuruz artık. He? Suyu ver. Alın. Öğrenin. Neden ne oldu? Kızlar. Azat arkada uyumuş. Sesimi çıkarmayayım. Can da benzin alıyor. Şey aklıma gelmişken. Kız o değil de eve gidince ne yiyeceğim? Ulan ne pişiririm ki akşama? Sizce ne yapayım yemekte? Sanki sizi duyacakmışım gibi. Vallahi ben de şimdi gidip Sara'ya desem ki Sara, ne yemek yapayım? Hemen der ki anne bulgur. O korkudan hiç Sara'ya en iyisini sormayayım. Bir bakayım, bir buzda karıştırayım. Hani neler çıkacak, içinde bir şeyler yaparız. Acaba şey mi yapsam, kız canım çekti ama Rumeysa'm da çok seviyordu da. Böyle kanatla patates falan, hani bizim kurtarıcımız var ya. Onu silekse mi yapsam, böyle tomatesli, biberli. Öyle bir şey yapayım. Bu arada da bir yoruma da daha gözüm çarptı da, diğerlerini takmıyorum zaten de, şey yazmış ki kiloya yine laf ediyorlar şişkolar, hani kilonuza göre oynayın, kilolarınıza göre giyinin diye de, yazık, siz niye böyle yapıyorsunuz kız, bu şişkolar ne yapsın kız, şişkolar gelin hep beraber kendimizi öldürelim, bu zayıflar da rahat etsin, kurtulsun bize. Hadi neyse, ben böyle yorumları hiç takmıyorum, umursamıyorum ama hadi yazık, benim gibi şişko olan biri okusa mesela, psikolojisi bozulsa, daha çok genç bir kızsa, depresyona girse, sizin o şişkolara yapıldığınız kötü yorumlar yüzünden zayıflamak için kötü şeylere başvursa ve sağlığından olsa, bir şey olsa, içiniz rahat edecek mi diye, ne kadar kötüsünüz yani. Yazık, bu şişkolar ne yapsın, şişkolar oynamasın, oynama yok da şişkoya kiloya göre oynama şey, ya böyle bir şey var mı? Yani hiç ömrümde görmedim, denk de gelmedim ki şişkolara özel bir oyun olsun, şişkolara özel köçek, şişkolara özel halay. Ne bileyim, şişkolar ne giysin kız, yazık, şişkosun makyaj yapma, şişkosun elbise giyme, şişkosun oynama, şişkosun yüzme, şişkosun yaşama kısaca diyorsun. Bırakın artık insanları oldukları gibi kabullenin. Eğer o insan kendini o şekilde seviyorsa, o yağlarıyla, o sallanan göbeğiyle, o hop hop eden göbekleriyle kendilerini seviyorlarsa, mutlularsa, bırakın. Tabii ki onlar da elbet istiyordur ince olalım, zayıf olalım. Sanki her zayıf çok güzelmiş gibi, her zayıf her şeye yakışıyormuş gibi. Hiç onlara laf etmiyorsunuz ama habire şişkolarda, şişkolar, Allah size şişkolar kadar taş düşsün kafanıza, yazık. Vallahi ben üzülüyorum, öyle düşünmeyin. Sen de bana bakıyorsun. Şimdi der ki bu kadar hararetli diye konuşuyor. Şişkoları savunuyorum can. Ben ne yapayım kendimde şişkoyum? Öyle valla ben hiçbir zaman... Bak acaba ben de ayar oldum ha. Ne oldu? Bunu ben iptal etmem lazım sensörünü. Valla hep sinir ediyor beni. İlla bir sen gelip açman lazım anahtarı. Sensör yüzünden oluyor biliyor musun? Neyse şeyimi bozma da, ben biraz kızıyordum kendime. Niye? Yok şişkolara diyorum, yazık. İşte yani ne yapsınlar? Onlar da elbet uğraşıyordur biraz zayıf olmaya, biraz şey etmeye. Ama hayat çok güzel. Zırhsız şişkosunuz diye düğünlerde geri kalacak değilsiniz. Şişkosunuz diye elbise giymeyeceksiniz. Yazık, şişkolar ne yapsın? Çuvalla mı gezsin kız? Kız çuval giyseler der ki ne biçim şişkosun, çuvalla geziyorsun. Dar giyiyor, dar diyorsunuz. Bol giyiyor, bol giyiyorsunuz diyor. Oynuyor, niye oynuyor? Yazık, ne yapsınlar? Hayat her şekilde güzeldir.
sakın uymayın siz böyle şeylere. Olduğunuz gibi yaşayın ve kendinizi olduğunuz gibi sevin. Özgüveniniz yüksek olsun. Hani ne yapmak istiyorsanız yapın da kilolu halinizde. Vallahi ben şişkoyum. Evet, zayıf olmak istemiyorum. Olmak istiyorum tabii ki ama öyle kupkuru tahtada olmak istemiyorum. Aha şu benden önce halaylarda sallanan göbeğime falan kesmek. Hiç arkada mı, camı aç da azalt. Yok yok, içeride değil. Şurada ha dışarıda aynen. Araba doğru, sen oraya park et, içebilirsin. Aferin sana. Zaten arabanın içinde içmiyor da sandım soğuk diye içeride içmek istiyor. İstersen içersen buzdolap olsun içeride. Evet, azabın yanında içmiyor çünkü. İşte yani ben kendimi seviyorum. Oyun oynamakta, halay çekmekten, makyaj yapmaktan, yüzmeye gitmekten, ne bileyim giyinmekten asla kendimi kısıtlamadım kiloluyum diye. Ve bu benim yapabileceğim kendime en son kötülüktür ki hayatımı kısıtlamak olur bu. Zırf başkaları benim vücudumu iyi görsün, benim görüntüm onların gözüne hoş görünsün diye bunu asla yapmam. Ama bir de şu var, nedense ki bütün şişko kadınlar çok daha güzel. Vallahi nasıl yakışıyor olsun, ne güzel tompiş tompişler, nereleri kötü ki, ben de anlamadım yazık. Yani onu da söyleyin de insanların görünüşüne artık laf söz etmeyi bırakın bir yana. Vallahi bırakın, kendi psikolojisinizi bozuyorsunuz. Bari o yorumları okuyacak olan kişileri de düşünmek lazım. Dinlemeyin, benim çok çok takipçilerim var Instagram'da, yazıştıklarım benim sayemde hayat açısına çok çok farklı baktıklarını ve daha çok mutlu olduklarını söylüyorlar ve teşekkür ediyorlar bana, çünkü öyle olmak lazım. Yani kendini kısıtlayınca hayatınız zaten sizin hayatınız olmuyor. Hele hele ki başkası bunu şöyle yap deyip de sen ona uymaya çalışırsan o zaten senin hayatın değil. Yani senden tamamen çıkmıştır. Sakın sakın, yine söyleyeceğim, kimsenin sizi hayatınıza el koymasına bırakmayın, izin vermeyin. Sizin kilolarınıza dokunmasına da izin vermeyin. Sen şişkoysan o senin sorunun, o senin problemin. Sen sağlığın için zayıflamak istersen istersin. Yok millet seni daha güzel görsün diye, resimlerde daha güzel çık diye, halaylarda oran buran sallanmasın diye zayıflamayı kesinlikle isteme ve bunu sırf kendin için iste. Yani ben de kendim için istiyorum. Evet, ben de kendim için biraz daha kilo verip, zaten ben bunu sürekli söylüyorum, doktora gideceğim, kestireceğim yağlarımı. Bende başka çare yok. Çünkü bana bir şey fayda etmiyor. Biraz daha bir 5-10 kilo verip gidip kendime derilerimi kesip çöpe attıracağım. Kız çöpe attıracağım dediniz de acaba o gerçek, o kesilen derileri ne yapıyorlar? Çöpe atamazsınız değil mi? Onları gömmek lazım aslında toprağa kız. Hadi öbür tarafta kurban oldum Allah, ölürsen Rabbim demez mi? Nari senin yağların nerede, derin nerede? Ben öyle eksik bir parçayla dirilmeyeyim. Valla ben derim benimkini atmazsın. Kendime bir yer mezarlıkta götürür gömerim toprağa. Bir de o da kafama takıldı. Neyse kız, yine çok çene çaldım da. İşte her zaman derler ya, kadın kadının düşmanıdır. Anam anam. Biz kadınlar kadar birbirimize kötülük düşünen canlılar yok. Birbirimize fesatlanırız her şekilde ama dinlemeyelim. Öyle bir eve de gidelim de kanatla patates yapayım, bir ok sehpam olsun üstüne yiyeyim. Yok, geçin kanattan var mı? Ne yemek yapacağımı düşün. Dedim ki kanatla patates mi sileke sürsem? Sen onu pek sevmen de böyle sulu yemek gibi oluyor. Kızarılmış seviyorsun sen. Ben de böyle seviyorum, böyle azatta seviyorum, ekmeğine suyuna bandırmak için. Neyse kızlar, hadi bir eve gidelim de. Dedim bu konuya da bir dayanayım da bir daha görmeyeceğim size yazık şişkosunuz ya da bunu yapmayın şunu yapmayın diye şişkolan hakkında yorum yazmayın. Valla kendin zayıfsan şükret zayıf olduğuna. Başka şişko insanlara da yazmayın öyle yorum. Her şeyi yapın ama insanların görünüşüne dışına şeyler yapmayın. Ayıptır, yazık. Niye insanları depresyona sokuyorsunuz? İnsanların kötü düşünmesine sebep oluyorsunuz. Olmayın. Valla bunun vebali de büyüktür. Allah size de sorur. Sen diyecek yine şeyim düştü. Sen o kuluma o psikolojiyi verdin. Senin yüzünden gitti, bunu yaptı. O günahı sana da olacak. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bir insana yorum yapacağınız zaman, bir insanı yargılayacağınız zaman bunu bilin ki önce kendinizi yargılıyorsunuz. Önce kendinizi zor duruma sokuyorsunuz. Ondan sonra sıra öbür insana gelecek.
Öyle yani. Yine Nari full çene konuştu ama haklı konuştu. Bu çok önemli bir konu. Sürekli oluyor. Olmasın bir daha. Bir daha kesin olmasın. Neyse hadi bakalım. Görüşürüz. Evet kızlar, biz eve geldik. Dedim ya yemek yapacağım. Hemen fırına şunu süreyim. Aslında sinekse yapacaktım da sonra dedim ki neyse fırına süreyim. Fırında pişsin. Ondan sonra yemeğimizi yeriz. Ben başka ne yapayım? Vallahi acıktım da. Daha dişim sızlamadım. Bir yemeğe pişsin de yemek yiyelim. Şöyle karıştırdım. Vallahi içerisinde her şey var. Sarımsak, domates, yeşil biber. Sonra benim bütün baharatlarım. Tanıyorsunuz zaten baharatları. Şöylece karıştırayım. Güzelce fırında pişsin. Ondan sonra da yeriz. Ne yapacağım başka değil mi? İnsan zaten her zaman dediğimiz gibi şaşırıyor ne pişireceğimizi. Bu da bizim için kolay bir yemek oluyor. Şu defne yapraklarını da severim. Ben içinde kokusu. Simiş'in getirdiği defne yaprakları da nasıl kart? Biri yazmıştı ya Simiş de parktan mı toplamıştı? Simiş'in işine belli mi olur? Yok, parktan toplamamış da işte adam bayağı kartken toplamış. Satan. Satıcı artık. Azade da hiç görmeyin içeride gitmiş ne yapmış. Şey eline o yemek kadar boyaları var ya onu almış. Masaya dökmüş. Duymasın şimdi yine yapar. Şey etmiş. Eliyle oralara böyle el izi falan yapmış. Boya sanıyor onlar herhalde. Vallahi. Şöyle fırına indireyim bu yavaş yavaş pişsin. Ondan sonra da yemeğimizi yeriz. Bakarız değil mi? Mutfağın el toplayın biraz. Çocuklar toplamış da. Makine yıkamış. Ben onları boşaltayım. Öylelikle yemek yedikten sonra da yer kalır. Geri kirlileri boşaltırız. Hadi bakalım kızlar. Sonra yine görüşürüz. Oh, yemeğimiz de güzelce pişiyor. Tabii ki de Can bunu yemez. Ben arabada da demiştim. O et istedi. Ona et yaptım. Biz de çocuklarla bunu yiyeceğiz. Çünkü biz çok seviyoruz vallahi. Azad'ım bile çok seviyor bunu. Sevmeyen de yoktur. Tek tüktür böyle Can gibi. Hani tavuğu sade yapsaydım yerdi ama böyle sulu olunca istemiyor diyor, haşlama gibi oluyor çünkü haşlamadan nefret ediyor. Benim de en çok sevdiğim şey haşlama, kemikli et falan. Hadi yemek pişsin de biz de yemek yiyelim kızlarla. Herkesin derdi başka, biz acıkmışız. Azat da kalem derdi, ne diyorsunuz? Bak ağzını nasıl açıyor. Ne oldu Azat? Sara hangi kalemini aldı bir söyle anneye. Sarı kalemi mi aldı? Hemen geliyorum, dur Sara. Sara sen dur Sara. Sarı kalemi almış. Biz hemen yemeğimiz pişti, götürüp yemeğimizi yiyelim. Ben bir baktım Sara hangi sarı kalemi almış Azat'tan. Hadi bakalım, herkese afiyet olsun. Evet kızlar, videoyu bu şekilde kapatıyorum da. Yemek falan yedik. İşte Azat da babasıyla uyumaya gittiler. Ben de biraz mutfağı toparladık. Ben de şimdi uyumaya gidiyorum ve bu videomu da burada kapatıyorum. Zaten bugün fazla bir şey çekmedim öyle, biliyorsunuz düşeceğe git oraya git geldik, yemek yaptık, biraz sohbet ettik. Öylelikle günümüzü bitirdik. İnşallah Allah'ın izniyle yarınki videoda görüşmek üzere. Yarınki videoda görüşürüz işte, bakalım yarın bize gün içerisinde neler gösterecek, neler yapacağız, zaten sizlerle paylaşırım. Sizleri de Allah'a emanet ediyorum. Kendinize de iyi bakın diyorum. Ve birbirinizin kalbini de kırmayın. Hayatı da istediğiniz şekilde sizi nasıl mutlu ediyorsa öyle yaşayın. Yani hiç kimse için, hiçbir millet için hayatınızı, yaşantınızı, tarzınızı değiştirmeyin. Hadi bakalım. Allah'a emanet olun.